Merhaba, bir teknik destek videomuzla daha karşınızdayız. Bugünkü videomuzda sizlere filament yüklemeden bahsedeceğiz. Yüksek kalite baskılar almayı sürdürebilmemiz ve özellikle uzun süreli baskılarda problem yaşamamız için filament yükleme sırasında dikkat etmemiz gereken bazı ince noktalar vardır. Gelin bu noktaları beraber inceleyelim. Filament yüklemeye başlamadan önce ilk yapmamız gereken şey filament sarımını kontrol etmektir. Filament sarımında filamentin birbiri üzerinden geçmediğine veya uzun süreli baskılarda sıkışıklığa sebebiyet vermeyeceğinden emin olmamız gerekir. Filamenti kontrol ettikten sonra yapmamız gereken şey filamentin ucunu yerinden çıkarmak ve toolbox'ımız içerisinden çıkan yan keskiyle 45 derecelik açıyla kesmektir. 45 derecelik açıyla kestiğimiz filamenti filament tutucuya yerleştirip kılavuz borusundan içeriye itiyoruz. Filament yükleme işleminden önce dikkat etmemiz gereken diğer bir önemli konuysa filamentin aşağıdan yukarıya doğru ilerlemesi. Filamentimiz yukarıdan gelecek olursa uzun süreli baskılarda kırılmaya açık hale gelmektedir. Kılavuz borusunun ucundan çıkana kadar bu işleme devam ediyoruz. Filamenti yerine yerleştirdikten sonra ana ekran üzerinden ayarlar, filament ayarları, yükle ve yüklemek istediğimiz materyalin cinsini tıklayarak yükleme işlemine geçiyoruz. Filament yükleme uyarı sesini duyduktan sonra filamenti yuvasına yerleştiriyoruz. Burada filamentin yuvaya doğru bir şekilde yerleştiğinden emin oluyoruz. Ardından ekran üzerinden ileri tuşuna basarak dişlilerin dönmesini takip ediyoruz. Burada dişliler dönmeye başladıktan sonra filamenti sıkıca tutuyoruz. Filamenti tuttuğumuzda dişliler filamenti içeriye doğru çekmeye devam ediyorsa doğru filament yükleme işlemini gerçekleştirmişiz demektir. Her filament yükleme işleminde nozzle'dan belli bir miktar filament akışı olduğunu gözlemleriz. Bu akışın olmadığı durumlarda nozzle tıkanmış demektir. Nozzle tıkanıklığı konusunda Zaxy teknik destek videosundan problemin çözümünü öğrenebilirsiniz. Bir teknik destek videomuzun daha sonuna geldik. Aklınıza takılan tüm soruların yanıtlarını Zaxy YouTube sayfasında bulabilirsiniz. Ayrıca Zaxy hakkındaki tüm gelişmeler için sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın.